Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalından herkese mutlu günler değerli basketbol severler. Türkiye Sigorta, Türkiye Basketbol Ligi'nde çift maç haftasında 3. gündeyiz. Günün ilk maçında Bornova Belediyesi Karşıyaka lideri ağırlıyor. Semt 77 Yalova Spor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Belediyesi Karşıyaka. İki takım anonsları gerçekleştirildi. Şimdi ev sahibi takım Bornova Belediyesi Karşıyaka'da anons ediliyor. Mücadele birazdan başlayacak. Teknik ekip gördüğünüz gibi birbirlerine başarı dileklerini iletiyorlar. Aynı şekilde oyuncular da önce hakemlere, ardından birbirlerine başarı dileklerini iletecekler. Mücadele start olacak. Hemen şu ana kadar oynanan mücadelelerin sonuçlarını aktaralım sizlere. 23. hafta Fenerbahçe Koleji Novotel Konyaspor mücadelesiyle başladı. Salı günü saat 16'da karşı karşıya geldi iki takım. Fenerbahçe Koleji Konyaspor'u 94-78 mağlup etti. Aynı gün 18'de Esenler Erokspor MK Ankara Gücü Konmenkul'ü ağırladı. Ankara Gücü önemli bir galibiyet aldı 78-54'lük skorla. Dün 3 maç oynandı. Saat 14'te Final Spor Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni ağırladı. Mersin baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 97-68 kazanmayı başardı. OGM Orman Spor Pizzelaz'la Harem Spor'la 16'da karşı karşıya geldi. OGM Orman Spor kritik ve önemli bir galibiyet aldı. Pizzelaz'la Harem önünde 91-83'le. Ve 17-30'da da Kapaklı Spor Alagöz Holding Iğdır Basketbol'la karşı karşıya geldi. İki takımın da ilgili şartı vardı. Kapaklı evinde son anları nefes kesen karşılaşmada 95-90'la Alagöz Holding Iğdır Basketbol geçmeyi başardı. Bugün 4 maç var ve haftayı kapatacağız çift maç haftasında. Hemen yarın da bir sonraki haftaya, 24. haftaya giriş yapacağız. Bornova Belediyesi Yalova maçının hemen ardından saat 16'da Gölbaşı Belediyesi Tedankara Kolejiler Gaziantep'le karşı karşıya gelecek. 18'de Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Çayırova mücadelesi. 19.30'da ise Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Sigortam.net karşılaşması sizlerle olacak. Hatırlatmasını yapmış olalım değerli basketbol severler. Birazdan ilk beşler ekranlarda olacak. İlk beşler ekranlara geldikten hemen sonra da iki takımın şu ana kadarki form durumunu, istatistiklerini sizlere aktaracağım. Yeni transferi de var. Semt 77 Yalova Spor'un işte ilk beşler ekranlarınızda. Ev sahibi Bornova Belediyesi Karşıyaka Deniz Kıvanç, Burak Eşlik, Azizyan Özdemir, JJ Fraser, Joshua Patton, Semt 77 Yalova Spor'da Ömer Sancaklı, Brandon Walters, Kadir Bayram, Orhan Aydın, Aciyeva ve Ali Efe Barış ilk beşi var. İlk olarak konuk ekip Yalova'dan başlayalım. Şu ana kadar sadece iki mücadelede mağlubiyetle ayrıldı. Sigortam.net'e 8. hafta mağlup oldu ve 14. haftada Alagöz Holding Iğdır Basketbol'a mağlup oldu. Bunun dışında bütün mücadeleleri kazandı. Alagöz Holding mücadelesinden bu yana da toplamda 8 mücadeleden galibiyetle ayrıldı ve liderlik koltuğunda Semt 77 Yalova Spor şu ana kadar. Andrew Michael Harrison. Andrew Harrison 1994 doğumlu oyuncu, yeni transferi ve bugün ilk kez kadroda, kısa rotasyonunda kadrosuna dahil etti Ricky Tarrant'ın yokluğunda. Semt 77 Yalova Spor. Bornova Belediyesi Karşıyaka'ya baktığımızda onlar da 12 maç kaybettiler, 10 maç kazandılar şu ana kadar. Son 6 haftada 4 galibiyet, 2 mağlubiyet. Son hafta Alagöz Holding Iğdır'a kaybetti. Ege temsilcisi bunu da tekrar belirtmiş olalım. Bakalım bugünkü mücadele nasıl bir sonuçla noktalanacak, hep birlikte göreceğiz. İki takım oyuncuları da benchlerindeler. Son hazırlıklar gerçekleştiriliyor. Son taktikler veriliyor. Mücadele birazdan start alacak. Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalında Basketbol Gençler Ligi'nden Türkiye Basketbol 2. Ligi'ne, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi mücadelelerine kadar çoğu mücadele naklen sizlere ulaşıyor. Aynı zamanda İNG Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi karşılaşmaları canlı anlatımlı şekilde sizlere ulaşıyor. Tüm karşılaşmalardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Bunun hatırlatmasını tekrar gerçekleştirmiş olalım. Her şey hazır artık mücadele için.
Hakemler de orta noktaya doğru geliyorlar artık. Mücadeleye başlayacağız. Karşılaşmanın hakem triosunu da hemen sizlere iletelim. Mücadeleyi baş hakem Sayın Halil Erkoç, yardımcıları Sayın Nihat Çetin ve Sayın Uğur Yüksel hakem üçlüsü yönetecekler. Hakemlerimize de hakem şansı diliyoruz karşılaşma öncesinde. İki takım oyuncuları da hazır artık mücadele için. Semt 77 Yalova Spor takımı parkeye doğru adımlıyor. Bahsettiğimiz gibi Ricky Tarrant'ın yokluğunda Andrew Harrison duyuruldu ve kadroya dahil edildi. Semt 77 Yalova'da. Aynı zamanda İzzet Türk Yılmaz da birkaç hafta önce kadroya dahil olmuştu. Tecrübeli oyuncu. İzzet Türk Yılmaz da kadroda. Ono Belediyesi sezona Alkıma ile başlamıştı hatırlayacaksınız. Alkım Hoca'nın gidişinin ardından Şemsettin Baş göreve geldi. Ve onlar da iyi bir gidişatla devam ediyorlar. Son hafta mağlup olsalar da oyunlarını geliştiriyorlar. Bakalım bugün için liderin 8 maçlık galibiyet serisini toplamda 22'de 20 yapan Yalova'ya karşı nasıl bir oyun izleyeceğiz? Hep birlikte göreceğiz. Tamam, işaretini şimdi aldım. Mücadelenin hakemi Halil Erkoç. Üçüncü günde, 23. haftada ilk mücadele için ilk hava atışı geliyor. Ve mücadeleye başlayan taraf konuk ekip Semt 77 Yalova Spor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Ben Deniz Mehmet Antep. Mücadelenin anlatımında sizlerle olacağım. Keyifli seyirler diliyorum. Ali Efe içeri indirmek istedi. Pas arası geliyor. Hızlı hücum fırsatı şimdi Bornova Belediyesi Karşıyaka için. Çemberden seken top. Rebound Orhan Aydın Aciyeva'da. Kadir tekrar aldı topu. Brandon Walters. Perdeyi yaptı. Şimdi en köşeye Ali Efe. 3 sayılık atış isabetli değil. Rebound Padden'dan Fraser'a. Boş dönüyor. İlk hücumlarından iki takımda Fraser. Bir anda hızlandı yine C.J. Fraser. Teması da aldı Ömer Sancaklı'dan. Faulüdü geliyor. İki serbest atış kullanacak C.J. Fraser. Brandon Sly ile başlamıştı Bornova Belediyesi. Kısa rotasyonunda kısa yabancısına Brandon Sly'ı getirmişti ama ondan verim alamayınca Joshua Padden'a döndü ve ondan verim alamayınca J.J. Fraser'a döndü. Ligi bilen J.J. Fraser da Bornova Belediyesi'ne iyi bir soluk getirdi şu ana kadar. Uzun rotasyonu Joshua Padden'la devam ediyor Bornova Belediyesi'nin. Fraser'ın ilk sayısı mücadelenin de ilk sayısı oldu aynı zamanda. 1-0. İkide 1 ile ayrılıyor çizgiden. Fraser kendi reboundunu yaptı. Pasını da aktardı. Enis Kıvanç dışarıya çıkarıyor. Bir hücum şansı daha olacak. Burak'tan Fraser'a. 7 saniye kaldı. J.J. Fraser. Fraser içeriye girdi. Baseline'e güzel pas. Azizcan Özdemir. J.J. Fraser 2'de 1 attı çizgiden ama dönüşünde asisti yapıyor. 3 sayılık hücum oldu böylelikle. Bornova Belediyesi Karşıyaka adına ardından da bir faul düdüğü çıkıyor. Kadir Bayram'a yapılan faul. Bir dakika geride kaldı. Mücadelenin ilk çeyreğinde. Topu oyuna soktu şimdi Yalovalı oyuncular. Süre var 12 saniye kala. Şuttan vazgeçti Brandon Walters. Brandon Walters Yalova'nın ilk sayılarını kaydetti. Dönerek bitirmeyi başarıyor. Şimdi Joshua Padden onun orta mesafesi isabetli değil. Hızlı bir deneme geldi ama isabet yok.
dışarıya çıkan top. Brandon Walters 1-2 sayılık atış daha, bu kez isabet yok. Burak. Ankara Gücü'nden transferi Bornova Belediyesi Karşıyaka'nın. Burak eşliğin pası. Azizcan. Aziz teslim etti topu Enis Kıvanç. Patton, Fraser alır almaz el üstü üçlük. İsabetli değil. Adieva yine reboundu çekiyor. İlk iki dakikada iki takım da hücumda biraz ritimsiz başladı. Kadir Bayram. Brandon Walters'dan aldı. Patton çıktı şimdi ona. Brandon Walters'a indi top. Basket faul geliyor. Tekels maç. Brandon Walters'tan. Kadir Bayram üzerine çekti Patton'ı. Brandon Walters Fraser'la kalınca ona pas. O ters eşleşmede de sayı geliyor. Serbest atış kaçtı. Hücumda şimdi Bornova Belediyesi Karşıyaka. Brandon Walters'tan geldi. Şu ana kadar Yalova'nın sayıları. JJ Fraser penetre üzeri atış denedi. Çembere değmiyor top. Acele etti yine. Ev sahibi takım hücumda Kadir Bayram. Geçiş oyununda 3 sayılık atış. İsabetli değil. O da acele etti. Rebound mücadelesi sırasında da faul düdüğü Yalovalı oyunculara çalınıyor. Ali Efe faulü yapan isim. Fraser. 2,5 dakika geride kaldı. Mücadelede Burak tepede kaldı. Burak eşlik. Burak şimdi sol forvetten 3 sayılık isabet. Dediğim anda 2 sayılığı gösterdi. Mücadelenin hakemi ayak çizgide. Burak eşliğin sayısı. Bornova Belediyesi öne geçti. 5-4. 3 dakikada geride kalıyor. Kadir Bayram'ın pası. Orhan Aydın Aciyeva'dan Brandon Walters'a. Boş kalmıştı Ömer. Şimdi Walters'ı gördü. Joshua Patton'ın üzerinden çok rahat bitirdi. Brandon Walters. Patton'ın üzerinden hem kendisinin hem takımının 6. sayısını kaydetti Brandon Walters. O eşleşmeyi çok iyi değerlendiriyor şu ana kadar. Walters'la Yalova, JJ Fraser bir üçlük daha yolladı. İsabetli değil. Orhan Aydın Aciyeva, Ömer verdi pasını köşeye. Şimdi içeriye yine Brandon Walters var. Bu kez atışı kaçıyor. İki oyuncuyu da yerde bıraktı oradaki temasıyla ama atışı isabetli olmadı. Sonrasında JJ Fraser tüm sahaya geçti. Tek eliyle sayıyı buluyor. 7-6 üstü Bornova. Ali Efe. Sağa yerleşmişti Kadir. Brandon Walters'ın perdesi, onunla ikili oyun. Walters. Faul düdüğü var. 4 dakika geride kaldı mücadelede. 7-6'lık üstünlüğü Bornova Belediyesi Karşıyaka'nın. Ali Efe'nin pası. Ömer topu kaybediyor. JJ Fraser pas arasını yaptı. JJ Fraser bloktan da çok güzel kurtardı kendini. 9-6'ya getirdi skoru Fraser. Kadir Bayram. Onun da 5. sayısı oldu. Brandon Walters zorladı pozisyonu Brandon Walters. Azizcan yerde kaldı bu arada. Oyun durdu o an için. Oyuncu değişikliği geliyor ve Andrew Harrison ilk kez oyuna dahil oldu 4 numaralı formasıyla semt 77 Yalova Spor'da. Yeni transferi konuk ekibin bakalım ilk maçında nasıl bir performans ortaya koyacak. Burak Eşli'nin orta mesafesi isabetli değil. Aciyeva.
Harrison topla buluştu. İçeride yine Brandon Walters boştu. Şuta yöneldi. Orta Ömer ama isabetli değil atışı. Ali Efe şuta yönelmişti. Düzeltelim. İsabet yok. Şimdi Enis Kıvanç. Azizcan. Birebir kaldı Walters'la. Azizcan Özdemir orada bloğu yaptı. Çok rahat savundu. Brandon Walters. Andrew Harrison. Verdi pasını Acieva'ya. Orhan Aydın Acieva. Brandon Walters'ın oluşturduğu koridoru çok iyi değerlendiriyor. Öne geçti yeniden semt 77 Yalova Spor son 4.40. Ucumdan boş dönüyor Bornova Belediyesi Karşıyaka. 19'luk üstünlüğü semt 77 Yalova Spor'un Kadir Bayram Azizcan Özdemir kesti hücumu. Bornova'nın faul hakkı sona eriyor bu faulle birlikte. Azizcan kenara geliyor. O yüzden de yaptı bu faulü. Oyunun durması adına. Kaptan Eren oyuna dahil oldu. Bornova Belediyesi Karşıyaka'da. Harrison. Joshua Patton. Paylaşılamayan top oldu. Ve top kaybı da geldi. Semt 77 Yalova Spor'dan. Joshua Patton yardım savunmasına geldi. Topu kazanmayı başardı. Paylaşılamayan top kararıyla birlikte. Eren. Fraser. Buluştu topla. JJ Fraser, Patton. Fraser yeniden teslim aldı. Dışarıya çıkardı şimdi topu. İçeriye güzel girdiğiniz satış isabetli değil. Biyen için tekel smaç düşüncesi vardı sanıyorum. O güçte gitti potaya ama sonrasında atışa yöneldi. İsabet gelmedi. Brandon Walters tepede sevdiği şutlar kısa kalıyor bu kez. İki oyuncu orada anlaşamadı. Eren ve Joshua Patton ikilisi. Top kaybı geliyor. Bornova Belediyesi Karşıyaka'dan. JJ Fraser çok kızdı takım arkadaşlarının o pozisyon için. Semt 77 Yalova Spor adına bir hücum şansı daha olacak. Dışarıya doğru Acieva. Son 3.5 dakikaya doğru ilerliyoruz. Harrison iki kişinin arasından sıyrıldı. Kaptanı gördü sağ forvetten. Orhan Aydın Acieva. Harrison'ın asistinde farkı 4'e çıkarıyor. 13-9. 5. sayısını kaydetti kaptan. Şimdi Burak. Adam perdede Burak Eşlik. Boş kaldı önü. O şutu riske etti. Yalovalı oyuncular. Burak Eşlik'te hemen yanıtı vermiş oldu. 13-12. Az önce aynı bölgeden ayağı çizgide bir sayı daha bulmuştu. Bu kez de yay gerisinden isabeti sağlamayı başardı Burak Eşlik. Harrison. El gösterdi karşısında Eren. Harrison sağ vurdu topu. Fraser'ın üzerinden yolladı üçlüğü. İlk sayıları semt 77 Yalova Spor formasıyla. Önce asisti yaptı Acieva'ya. Sonrasında 3 sayılık isabeti buldu. Mert. Eren. Patton içeride boş kaldı. Joshua Patton'a faul. İki serbest atış kullanacak. Joshua Patton, Mert Gizir'in faulüydü. Semt 77 Yalova Spor'da. İlk atışı isabetli Patton'ın. Joshua Patton. 2'de 2 geliyor. Hata yapmadı çizgiden Patton. Yerini de Kılıç Arslan Şenkahya'ya bıraktı. 16-14. Son 2.5 dakikaya doğru ilerliyoruz.
Semt 77 Yalova Spor'un 16-14'lük üstünlüğü var. Topu şimdi oyuna soktu. Konuk ekip. Faul hakkı yok. Bornova Belediyesi'nin Kadir Bayram. Baskı J.J. Fraser'dan. Ayakla müdahale, topu Bornova Belediyesi karşı yakaya getirdi. J.J. Fraser topu savunmayı başardı. O yakın savunması takımına topu getiriyor. Bornova Belediyesi için farkı kapatma şansı olacak. Mert. Mert Gizir. Yakın savunma geldi. İçeriye şimdi inen top ama Harrison bu kez topu elden çalan isim oldu. Sonrasında da faullüdü. Mert'in faulü Harrison. İki serbest atış kullanacak. İlk atışı isabetli Harrison'ın. Andrew Harrison. Katar Merkez Efendi'de de oynamıştı daha önce. Hatırlayacaksınız. İkinci atış kaçıyor. Topta semt 77 Yalova Spor'da çıktı dışarıda. Bornova Belediyesi'nin hücumu olacak. Orhan Aydın Aciyeva kenara geldi. Melih Kapucu onun yerine oyunda. J.J. Fraser. Eren'le oynadı. Tekrar J.J. Fraser. Kılıç Arslan'ın da perdesi var. Fraser. Eren bomboş kaldı. Sol forvetten. Eren Ocaktürk. Kaptan beraberliği getiren üçlüyü yolladı. 1.50 kala 17-17'lik eşitlik. İyi bir pas içeriye. Faulüdü yine. Eren faulü yapan isim oldu. İki serbest atış daha gelecek. Semt 77 Yalovalı oyunculardan. İlk atışı isabet olmadı. Mehmet Fırat Alemdaroğlu. İkide sıfır geldi. Rebound'u J.J. Fraser çekiyor. Öne geçme fırsatı Bornova için. Geçiş oyununda ayak çizgide iki sayılık isabet. Burak Eşlik 7. sayısını kaydetti. Bornova Belediyesi Karşıyaka 19-17 ile ilk çeyrekte 1,5 dakika kala öne geçiyor. Melih Kapucu verdi pasını Mert. O hemen cevap geldi 3 sayılık atışla. 20-19'a getirdi skoru Mert Gizir. Mert konuk. Nefis bir fake. Harika gitti çembere. Sol eliyle tamamladı. Hızlı sayılar iki takımdan da. İlk çeyreğin son bölümünde tempo kazandı oyun. Kadir Bayram girdi içeriye çıkardı. Harrison ekstra pas aynı noktadan. Mert Gizir bir kez daha üçlük kaçtı bu kez. Hızlı hücum fırsatı Fraser. Fraser el üstünden alır almaz ama Fraser ritim bulamadı henüz. Ritim bulana kadar bu denemeleri yapıyor. J.J. Fraser geçiş oyununda da o fırsatı yakalamıştı ama isabet gelmedi. Mehmet Fırat Alemdaroğlu. Mert zor bir atışa yöneldi. İsabetli değil. Rebound'u tipledi Eren. Takımına kazandırıyor. Son 33 saniye. Şimdi biraz sakinledi. O tempo. Eren. Maç saatiyle şut saati arasında 10 saniyelik bir fark var. Burak. Şimdi birebir kaldı arasında. Burak. Kılıç Arslan. 4 saniye var. Kılıç Arslan Şenkahya. Zor bir atış. İsabetli olmadı. Son 11 saniye. Hücumda olan taraf. Semt 77 Yalova Spor faul hakkı yok. Bornova Belediyesi Karşıyaka'nın Harrison.
3 saniye, 2 saniye. Harrison gitti çembere. Atışı isabetli olmadı. İlk çeyrek sona eriyor değerli basketbol severler. 21-20 ile ilk çeyreği önde kapatan taraf Bornova Belediyesi Karşıyaka oldu. Lider semt 77 Yalova Spor önünde. En skorer oyuncu şu ana kadar konuk ekipte 8 sayı bulan Brandon Walters. Bir de reboundu var 5 verimlilikte. Orhan Aydın Aciyeva kaptan 5 sayı, 3 rebound, 1 top çalmayla 7 dakika 44 saniyede 9 verimliliğe ulaşmış durumda. Andrew Harrison 4 sayı, 3 rebound, 2 asiste güzel bir başlangıç yaptı 5,5 dakikada 8 verimlilikte. Ev sahibine geldiğimizde 7 sayı bulan Burak Eşlik en skorer oyuncu konumunda. Bir de reboundu var aynı zamanda. Onunla birlikte Fraser 5 sayıda, 3 asisti, 3 de reboundu var. Yine 9 verimliliğe çekmiş durumda. 10 dakika süre alan Burak Eşlik'le beraber ikinci isim şu anda ev sahibinde. Kadir Bayram henüz skor bulamadı. 2 asisti, 2 reboundu, 1 top kaybı var. O da 10 dakika süre alan tek isim. Semt 77 Yalova Spor'da. %44 sahiçi isabet ev sahibinde. %47 sahiçi isabet. Semt 77 Yalova Spor'da şu ana kadar 5'te 2 üçlük. Bornova'da 8'de 3 üçlük. Semt 77 Yalova Spor'da. Son durum bu şekilde. Bakalım ikinci çeyrekte nasıl bir oyun misali olacak. İkinci çeyrek başlıyor. Semt 77 Yalova Spor ilk hücumu yapan taraf. Bir sayı üstün Bornova Belediyesi Karşıyaka. Harrison. Harrison yerde kaldı. Şimdi Mert. Mert 3 sayılık atışa yöneldi. Yine isabetli değil. Mehmet Alemdaroğlu zorladı pozisyonu. Top. Orada son olarak Bornovalı oyunculardan dışarıda ilk olarak. Bornova'ya verilmişti top. Sonrasında hakemler diyaloğu yaşadılar ve Semt 77 Yalova Spor'a verildi tekrar top. Bir kez daha hücum fırsatı olacak konuk ekip için. Kadir. Harrison. Melih Kapucu'dan Kadir. Tekrar Melih Kapucu'ya güzel pas. Faul düdüğü geldi. İki atış gelecek Melih Kapucu'dan. Ecrübeli isim. İki serbest atış için çizgide. İlk atışı isabetli. İkide iki geliyor Melih Kapucu'dan. İkinci çeyreğin başında öne geçti. Semt 77 Yalova Spor. Kılıç Arslan. Eren yaklaşamadı Melih'in savunmasından dolayı. Fraser. Kılıç Arslan'ın perdesi. CC Fraser baseline'dan dışarıya. Mert alır almaz. 3 sayılık atışta başarı yok. Orada topun kontrolü. Yine Bornova Belediyesi Karşıyaka'da Alp Oktay. Fraser içeriye doğru indirmek istedi ama savunma başarılı. Harrison. Harrison. Faul düdüğü geldi. Joshua Patton. Kılıç Arslan'ın yerine oyuna dahil oldu. Şenkahya kenarda. Alp Oktay'ın faulü vardı az önce. Şimdi Harrison. Harrison gitti çembere. Patton'ın hamlesi var. Sonrasında Mehmet Fırat Alemdaroğlu'na Eren Ocaktürk'ün faulü. İyi savunma geliyor Bornova Belediyesi Karşıyaka'da ama hücum reboundları Yalova'nın tekrar
hücum etmesini sağladı şu ana kadar. İlk atışı yine isabetli olmadı Mehmet Alemdaroğlu'nun. İkide bir geldi. Dört atışta bir isabet Mehmet Fırat Alemdaroğlu'ndan. 23-21. Yine çizgi isabeti. Farkı ikiye çıkardı konuk ekip. Fraser. Eren Ocaktürk. Eren toparlayan kendisinde tekeliyle dönerek bitirmek istediği isabetli değil atışı. Bornova Belediyesi 1,5 dakikada skor bulamadı. İkinci çeyrekte Melih. Harrison. Mehmet Fırat verdi pasını. Ali Efe. Onun pası Kadir. Çok güzel geçti Kadir Bayram. Turnikeyi bırakıyor Kadir. 25-21. Oradaki mücadelede faul düdüğü geldi. Mert Gizir faul yapan isim. Az önce sayıyı da buldu. Hemen düzeltmiş olalım. Kadir Bayram kenarda bu bölümde. Fark 4. 25-21'lik üstünlüğü. Semt 77 Yalova Spor'un henüz sayı bulamadı Bornova Belediyesi ikinci çeyrekte. Yalova Benci ile diyalog tamamlandı. Şimdi topu oyuna sokacak JJ Fraser. Eren. Fraser. Fraser penetre etti. Padden'a güzel pas. Joshua Padden. Fraser'ın asisti. Joshua Padden içeride tamamlıyor. İlk sayısı 2 dakika sonunda geldi. Bornova Belediyesi Karşıyaka'nın ikinci çeyrekte. Ali Efe. Mert. Verdi pasını yine Ali Efe. 3 sayılık atışa yöneldi hemen. Bomboş şutu değerlendiriyor Ali Efe. 28-23. 2,5 dakikada farkı 5'e çıkardı Yalova. Şimdi pas. Eren 3 sayılık atışta ondan geliyor. Eren Ocaktürk kaptan nefes aldırdı takımına. Farkı 2'ye indirdi. Mert. Mert içeriği zorladı yine. Atışı isabetli değil. Mehmet Fırat Alemdaroğlu da reboundu yapamadı. Hızlı hücum fırsatı. 4'e 2 pozisyon. Fraser bu kez şuta yöneldi. JJ Fraser. Öne geçiriyor takımını. Bornova Belediyesi Karşıyaka 1,5 dakikalık bölümde. Geriden gelerek öne geçmeyi başardı. Mola geliyor semt 77 Yalova Spor'dan. 3 dakika sonunda 29-28'lik üstünlüğü Bornova Belediyesi Karşıyaka'nın molayı getirdi Hüseyin Beşoğa. 8-8 eşitlik çeyrekte Bornova Belediyesi ilk 1,5 dakikada süre bulamasa da sonrasında 1 dakikalık dilimde iyi bir oyunla 8 sayı üretmeyi başardı. JJ Fraser de bu geçiş oyunundaki üçlüğüyle birlikte 4. denemesinde ilk isabetini buldu. 8 sayıda 5 asist 3 rebound var 13 verimliliğe şimdiden ulaşmış durumda JJ Fraser. Tekrar hatırlatmış olalım. 23. hafta heyecanı bugün oynanacak. Şu anki karşılaşmayla birlikte 4 mücadeleyle noktalanacak. Bornova Yalova mücadelesinin ardından 16'da Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejciler Gaziantep Basketbol'la karşı karşıya gelecek. Yine bu mücadeleyi de naklen Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalında takip edebilirsiniz.
Mola dönüşünde Yalova Spor hücumda. 29-28 Bornova'nın üstünlüğü var. Brandon Walters da mola dönüşünde tekrar oyuna dahil oldu. İzzet Türk Yılmaz, o da oyunda. Şimdi bir saniye kala 3 sayılık atış isabetli olmadı. Mola dönüşünde hücumdan boş dönüyor. Semt 77 Yalova Spor. Patton'a indi top. Joshua Patton. Atış sırasında faul çizgiye gelecek Patton. Joshua Patton çizgide. Bir de değişiklik var Yalova'da. Eden'ın ilk atışı isabetli. İkinci ve son atışını da kullanıyor Patton. Bunda da isabet var. Yine kaçırmadı Joshua Patton. 31-28. 3,5 dakikada geride kalmış oldu mücadelenin ikinci çeyreğinde. Şimdi Ali Efe şuta yönelmedi. Fake'ine cevap aldı Ali Efe. Panyalı atış. İsabetli değil. Bir anda Patton çıktı karşısına. Pozisyonunu bozuyor. Fraser, Eren. Tekrar Fraser. Pasını verdi. 3 sayılık atış alır almaz. İsabetli değil. İzzet Türk Yılmaz tipledi. Patton'a gelmeden takımına kazandırıyor topu. Harrison tek eliyle atışını kullandı. İsabet yok. Yine hızlı deneme ama atış gelmedi. Sonrasında hızlı hücumu kesti Yalovalı oyuncular. Bir faul hakkı kaldı. Semt 77 Yalova Spor'un. 4 dakika geride kaldı ikinci çeyrekte. 31-28'lik üstünlüğü Bornova Belediyesi Karşıyaka lehine. Eren. Eren Ocaktürk. Son 5,5 dakikaya ilerliyoruz. Patton'ın pası Fraser. JJ Fraser Burak'ı gördü. 3 sayılık atış. Burak Eşlik yazmaya devam ediyor. Çift taneye çıkan ilk isim oldu Burak. 10. sayısı. 2'de 2 üçlük Burak Eşlik'ten. İzzet Türk Yılmaz. İzzet Türk Yılmaz. Basket bir defa. İzzet Türk Yılmaz. Takımını yeniden oyunun içerisinde var ediyor. İzzet Türk Yılmaz 4 kez forma giydi şu anda. Şu ana kadar Yalova formasıyla 4 maça çıktı. 1.7 sayı, 2.5 rebound ortalaması İzzet Türk Yılmaz'dan. Bir de serbest atış gelecek. Son 5-20 ilk yarıda. Üç sayılık hücum geldi. İzzet Türk Yılmaz'la Semt 77 Yalova Spor takımından farkta 3'e inmiş oldu böylelikle. Fraser çok uzaklardan. JJ Fraser denedi ama isabet yok. Hücum reboundu, bir hücum fırsatı daha olacak Bornova için. Alp Oktay yapmıştı reboundu. Fraser yine. Fraser alüp pası nefis. Joshua Patton. Fraser'dan nefis bir asist. Joshua Patton smaçla bitirdi. Aleyup'ta başarı var. 36-31. Brandon Walters. Walters tek eliyle atışı isabetli değil. Patton iyi savundu. Burak. Burak Eşlik süratlendi bir an için. Şimdi dışarıya çıkardı Fraser. Patton'dan aldı. JJ Fraser. İzzet'in üzerine gitti. İki sayılık atışta isabet yok. Alp Oktay tipledi ama top o noktada. Semt 77 Yalova Spor'da Kadir Bayram'da kalıyor. Kadir, onun alüp pasında da çift eliyle bitiren isim Brandon Walters oldu. O dar pozisyonda sayı çıkarmayı başardı. Semt 77 Yalova Spor, Brandon Walters da çift taneye çıkan ilk Yalovalı oyuncu oldu. Patton, Joshua Patton çembere yüzünü döner dönmez. Joshua Patton'ın sayısı 38-33.
Son 4 dakikaya girdik. O da çift taneye çıktı. Brandon Walters'ın zire yaparcasını hemen yolladı. 2 sayılık atışı. Brandon Walters. Orada Fraser yardım savunmasına geldi. Topu çalıyor. İleriye doğru pas. Şimdi geçiş oyununda Burak. 1-3 sayılık atış. Daha bunda da isabet var. Nefis. Nefis bir oyun. Bornova Belediyesi karşıya kadar. 41-33. Tempoyu çok iyi ayarlamayı başardı ev sahibi. Yalova Spor karşısında 41-33 ile 3.40 kala ilk yarının sonuna öne geçmeyi başardı. Farkı açtı. İkinci molasını da almak zorunda kalıyor Hüseyin Beşok. Ligde en az skor bulduğu iki maçı son iki haftada oynadı. Semt 77 Yalova Spor takımı 21. haftada Balıkesir Büyükşehir Belediyespor deplasmanından 69-63 ile galip gelerek çıktı. Geçtiğimiz haftada Gölbaşı Belediyesi Tedankara'yı evinde 65-61 ile geçti. Tabii ki takımların lidere karşı hazırlanışı ve o maçlardaki galibiyet beklentisi çok daha farklı oluyor. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz elbette. Fakat son iki haftada skor anlamında ortalamasının altına düştü Semt 77 Yalova Spor. Bakalım bugün bunu aşabilecek mi? Şu ana kadar 33 sayı buldu. 16 dakikalık dilimde mola dönüşünde hücumda. Şimdi Yalova Spor. Kadir. İki takımın da birer faul hakkı kaldı. 3-20 var mücadelenin sonuna. Kadir Bayram. Bedden da çıkmıştı. Şimdi Harrison. 3 sayılık atış. İsabetli değil. Reboundu Azizcan çekti. Moladan boş hücumla döndü. Semt 77 Yalova Spor. Burak Eşlik. Burak boşluğu iyi buldu. Burak ama nefis blok İzzet Türk Yılmaz'dan. İzzet'in bloğu geldi. İyi savunma. Takıma da reaksiyon getirdi. 41-33'lük skor sürüyor. Son 3 dakikaya girdik. Harrison'a da bir flop uyarısı geldi ve o flop uyarısı Hüseyin Beşok'la birlikte tüm oyunculara iletiliyor. Yalova'da. Faul hakkı doldu Bornova Belediyesi Karşıyaka'nın. Şimdi uyarılar da tamamlandı. Hücumu sürecek Bornova Belediyesi Karşıyaka karşısında Semt 77 Yalova Spor'un. Harrison sağına vurdu topu. Perdede vardı Harrison. Atışı isabetli değil. Reboundu yine Bornovalı oyuncular ardı. Sonrasında da faulüdü. Yalova'nın da faul hakkı sona eriyor. Böylelikle Kadir Bayram faulü yapan isim. J.J. Fraser bir kez daha oyuna dahil oldu. Ev sahibi takımda son 2.44 mücadelede ilk yarının sonuna. Fraser. Patton geldi perdeye. J.J. Fraser perdeden faydalandı. Ekstra pas. Mert faulüdü. İki serbest atış daha gelecek. Kadir Bayram'ın faulü yine. İtirazı vardı Kadir Bayram'ın. Diyaloğu sürüyor.
Şu Adel'in hakemiyle. İki serbest atış Mert'ten gelecek. İlki isabetli. Mert Konuk. Çizgide hata yapmadı Mert. 2.35 kala. Farkı çift taneye çıkardı Bornova Belediyesi Karşıyaka. 43-33. Geriden gelerek farkı çift taneye çıkarmayı bildi. Bornova Belediyesi Karşıyaka ilk 18 dakikalık dilimde. Brandon Walters tepeden kritik bir üçlük. Takıma nefes aldırmak adına ama isabet gelmedi Fraser. Farkı açma fırsatı Mert. Joshua Padden'a iletemeden top kaybı geldi ama Brandon Walters'tan da pas hatası. Mert'e bir kez daha faul düdüğü. Mert'e yapılan hareket için faul düdüğü geldi. İzzet Türk Yılmaz'ın faulü. Az önce 2'de 2 atmıştı Mert. Yine çizgide. İlkini kaçırdı bu kez Mert. İkide bir geldi çizgiden. Harrison. İki takımın da faul hakkı dolmuş durumda. Brandon Walters'a yakın savunma geldi Harrison. Penetreden sonra İzzet'e pas. İzzet Türk Yılmaz. Tekrar pasını verdi. Güzel bir penetre içeriye. Sayı da geliyor. Ege Özçelik. Onun turnikesi 44-35'e geldi skor. İlk molasını alıyor Bornova Belediyesi Karşıyaka'da koç Şemsettin Baş. ...44-35... Bornova Belediyesi Karşıyaka semt 77 Yalova Spor'a karşı üstünlüğü kurmuş durumda. Son 1.46'dayız. İlk yarıda Mert Konuk üçlüye yöneldi. İsabetli değil atışı. Erken bir şut geldi mola dönüşündeki hücumda ama isabet gelmiyor. İzzet farkı azaltma fırsatı şimdi Yalova adına. Andrew Harrison. Harrison topa son dokunan orada. J.J. Fraser diyor mücadelenin hakemleri. Son 12 saniye hücumda. Ali Efe oyuna dahil olacak. Kadir kenara geldi. Brandon Walters. Elden teslim etti Andrew Harrison. Walters'ı buldu. Sol forvet Walters. Walters'ın pası Ali Efe. Ali Efe iyi çekti topu. Ali Efe'nin orta mesafesi isabetli değil. Padden ondan önce Brandon Walters tipledi topu. Takımına kazandırıyor. İzzet Türk Yılmaz.
Ostap da aldı topu. Ali Efe'ye pas yeniden. Ali Efe Barış girdi içeriye doğru. Top kaybı. İyi savunma. Azizcan. Azizcan Özdemir. Penetre etti Azizcan. Çıkardı Fraser Ekstra. Burak Eşlik. 3 sayılık atış. İsabetli değil. Fraser Ekstra'yı yaptı. Doğru ismi de buldu aslında ama isabet gelmedi. Son 1 dakikaya girdik. Walters rakibinin karşısına çıktı. İyi de bir savunma geldi. Burak Eşlik iyi pozisyon aldı. Faul yapmadan orada savunmayı başardı Brandon Walters'ı. Fraser. JJ Fraser'dan Azizcan'a pas. Tekrar Fraser. 7 saniye var. Fraser ise Türk Yılmaz savunmasındaydı. Yine Burak'a geldi top. 3 saniye. 2 saniye. Anderson'ın üzerinden. Boş şutu bulamadı ama zor şutta üçlüyü yolladı Burak Eşlik. Muazzam bir ilk yarı çıkarıyor. Bornova Belediyesi karşıya kadına 5'te 4 üçlük. Son hücum. Harrison. Mücadelede ilk yarı sona eriyor değerli basketbol severler. 47-35. Bornova Belediyesi Karşıyaka güzel bir ilk yarı çıkardı. Lider karşısında çift tane farkla da ilk yarıyı kapatıyor. Gerçekten güzel bir mücadele izliyoruz. Yalova önde götürmüştü ilk çeyreğin belli bölümünü ama Bornova Belediyesi geriden gelerek karşılık vermeyi başardı. Burak Eşlik'ten 16 sayı, 4 rebound, 1 asistlik çok iyi bir performans. 18 verimlilikte 5'te 4 üçlük buldu Burak Eşlik. Takım adına çok iyi bir performans ortaya koyuyor. Pedden'ın 10 sayısı var, 3'te reboundu var. Fraser'ın da 8 sayı, 10 asiste şimdiden ulaştığını belirtelim. 5'te reboundu var. Takımının 12 asistinin 10'unu Fraser yolladı. Gerçekten muazzam bir performans. Yalova'da çifthaneye çıkan tek isim ise Brandon Walters. 10 sayı, 1 rebound, 2 top kaybı, 1 top çalması var. Şu ana kadar onunla birlikte en skorer isimler 5'er sayıdaki Orhan Aydın Hacıyeva ve Mert Gizir bench'ten gelerek 5 sayıda. İkinci yarıda yeniden sizlerle olacağız. Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalından ayrılmayın.
Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalından bir kez daha mutlu günler değerli basketbol severler. İzmir'de canlı yayınımız devam ediyor. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 23. hafta heyecanında Bornova Belediyesi Karşıyaka Semt 77 Yalova Sporu konuk ediyor. İlk yarıda çift tane farkla önde kalmayı başardı Bornova Belediyesi Karşıyaka. 47 sayı bulduğu rakibini 35 sayıda tuttu. İlk 20 dakikalık bölümde %37 sahiçi isabetle oynuyor. Semt 77 Yalova Spor ikinci çeyrekte sadece bir üçlük bulabildi. Konuk ekip 26-15 çeyrek skoru ikinci çeyrekte gerçekten etkili bir oyun. Bornova Belediyesi Karşıyaka'da %47 sahiçi isabet oranı var. Ev sahibi takımın 15'te 7 üçlük. Burak Eşli'nin performansı çok ama çok öne çıkıyor. 5'te 4 üç sayı isabeti, 16 sayı, 4 rebound, 1 asist, artı 17'de ve 18 verimlilik puanında. Şu ana kadar Burak Eşlik, Fraser 8 sayı buldu ama 10 asist, 5 rebound da yanına artı değer kattı. 19 verimlilikte şu anda 4'te top çalması var bunun yanında. Gerçekten muazzam bir performans Fraser'dan. Joshua Padden'da 10 sayı 3 reboundla 11 verimlilik çıkarmayı başardı ilk yarı itibariyle. Bench'ten gelen iki isimden 11 sayılık katkı aldı. Bornova Belediyesi Mert Konuk 5. Eren Ocaktürk 6 sayı buldu. Eren 2'de 2 üçlükle oynuyor şu ana kadar. Yalova'ya baktığımızda 10 sayıda Brandon Walters var. 1 reboundla oynadı. 2 top kaybı 1 top çalması var. 14 dakika 25 saniye süre aldı ilk yarıda. İlk 5'te oynayan Kadir Bayram ve Ömer Sancaklı'nın sayı üretemediği bir devre çıkardığını belirtelim ama Kadir Bayram'ın 3 asist 5 reboundluk bir performansı var. Ömer Sancaklı da 1 rebound 1 asist 1 top kaybıyla oynadı. Andrew Harrison yeni transferi Yalova'nın 13 dakika 44 saniye süre aldı ve 4 sayı 4 rebound 3 asistlik bir performans ortaya koydu ilk yarı itibariyle bench'ten gelerek. Mert Gizir 5 sayıda 2 asisti var. Melih Kapucu 2 sayıda, İzzet Türk Yılmaz 3 sayıda 2 artı 1 yapmayı başardı İzzet Türk Yılmaz. Ege Özçelik 2 sayıda ve Mehmet Fırat Alemdaroğlu 1 sayıda şu ana kadar. İlk yarıda öne çıkan istatistikler bu şekildeydi. Bornova Belediyesi Karşıyaka önümüzdeki hafta hafta sonu Kapaklı Spor'la Tekirdağ'da karşı karşıya gelecek. Yine Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalından naklen sizlere ulaşacak bu mücadele. Semt 77 Yalova'da liderliğin bir diğer adayı Gaziantep'le karşılaşacak. Onlar da zor bir fikstüre gidiyorlar. Sigortam.net, Pizzal Azarem sırasıyla Gaziantep maçından sonra karşılaşacağı takımlar. Evet, güzel ve keyifli mücadelede ikinci yarı başlayacak. Bakalım. Bornova Belediyesi Karşıyaka üstünlüğünü koruyabilecek mi? Semt 77 Yalova Spor geri dönüş sinyallerini verebilecek mi bu çeyrekte? İkinci yarıya başlayan taraf Bornova Belediyesi Karşıyaka oluyor. İki takıma bir kez daha başarılar diliyoruz. Burak Eşlik kaldığı yerden devam ediyor. 3 sayılık isabet. Burak Eşlik. Onun için çizilen set. Sayıya dönüştü yine. 5. üçlü. 19. sayısı. Harrison. 50-35. Brandon Walters. Walters blok var. Joshua Padden nefis blokladı Brandon Walters'ı. Joshua Padden'dan muazzam bir blok. Ligin gediklisi Brandon Walters'a. Hücumda şimdi Semt 77 Yalova Spor karşısında Bornova Belediyesi Karşıyaka. Padden. Fraser. J.J. Fraser'ın pası geldi. Bura. Enis'ten tekrar Fraser. Çok uzakta almıştı topu. Şimdi penetre etti. Brandon Walters'ın üzerinden 2 sayılık isabet. J.J. Fraser. 52-35. Fark 17'ye kadar çıktı. Çift taneye çıkıyor. Fraser da double double yapmayı başardı. Az önce 11. asistini de yapmıştı Burak Eşli'ye. 11 asist 10 sayı. J.J. Fraser'dan. Kadir Bayram. Harrison döndü sağ omzuna. Harrison blok var bu kez. İki atış gelecek.
Andrew Harrison. Çizgideki isim. İkide bir ile ayrılıyor çizgiden. Andrew Michael Harrison. JJ Fraser. Kadir Bayram. 1,5 dakika geride kaldı. İkinci yarıda henüz sağ içi isabeti yok. Konuk ekibin Harrison. 7 saniye kaldı Andrew Harrison. Soluna iyi çekti Andrew Harrison. Turnike ile ikinci yarıdaki üçüncü sayısını kaydediyor. Farkı 14'e indirdi Yalova. 7. sayısını da kaydetti Andrew Harrison. Burak. Burak Eşli'ye faul. Andrew Harrison faul yapan isim oluyor. Burak eşlik topu oyuna sokacak. 2 dakika geride kalmak üzere. Fraser. JJ Fraser'ın pası geldi. İçeriye penetre. Zor bir atış, isabetli değil. Burak zorladı pozisyonu ama isabet gelmedi. Farkı biraz daha azaltma fırsatı şimdi. Semt 77 Yalova Spor için köşede Harrison. Şut kullanmadı Andrew Harrison. Yine rahat girdi, faulüdü. Enis Kıvanç Çöl faul yapan isim bu kez. Harrison 2 dakika 20 saniyede ikinci kez çizgide. 2'de 1 atmıştı az önce. Bu kez ilk atışı isabetli. İkide iki geldi. Adım adım farkı eritiyor. Semt 77 Yalova Spor farkı 12'ye indi. Enis Kıvanç. 2,5 dakikada geride kalıyor. Üçüncü çeyrekte Enis Kıvançöl, Patton yerleşme çabasındaydı. Harrison'ın faulü. Hüseyin Beşoğlu'nun itirazları var. Burak. Enis Kıvanç. Patton'dan aldı topu, şimdi pası. 5 saniye var. 1'e 1'i Harrison'la. Burak verdi pasını Buğra'ya. 3 sayılık atı sol forvetten. İsabetli. Buğra Çal. Buğra Çal'ın sayısı. 55-40. Tekrar nefes aldı Bornova Belediyesi. Semt 77 Yalova çok kısa sürelerde seri yapabilen bir takım. O yüzden farkı korumak çok kritik. Şimdi Kadir Bayram 5 saniye kaldı. Aciyeva içeriye yöneldi. Kadir zor bir şuta yöneldi. Banyalı isabet. Tam olarak bundan bahsediyordum. En soğuk olan isimlerden birisi. Kadir Bayram henüz sayısı yoktu. Nefis bir üçlük yolladı Panya'nın da desteğiyle. 55-43. Burak. Nefis bir pas. JJ Fraser'a. Uzundan kısaya asist. 57-43'e getiriyor skoru. İçeriye doğru. Harrison. Harrison verdi pasını. Kadir uzak. Bir de uzaklardan mı? Hayır bu kez. İsabet yok ama orada.
Random Walter sipledi Harrison. Bunun atışı da isabetli değil. Rebound mücadelesinde yine Harrison'da kaldı top. Atış sırasında faulüdü. Yine Harrison, yine çizgiye gelecek. Andrew Harrison. Çift haneye çıkma şansı onun içinde. 57-43. Farkı yine eritme şansı. Harrison'ın ilk atışı isabetli. Harrison çizgide hata yapmadı. 57-45. Farkı bir kez daha 12'ye indirdi. Konuk ekip. Hücumda şimdi Bornova Belediyesi karşı yaka. Patton. Joshua Patton. Top kaybı geldi. Samt 77 Yalova Spor için kritik bir hücum. Ama Kadir'den iyi bir pas gelmiyor. Topu çaldı. Yalovalı oyuncular ama sonrasında iyi değerlendiremiyorlar. Top kaybı. Dakika 48 saniye var 3. çeyreğin sonuna. 57-45'lik üstünlüğü Bornova Belediyesi Karşıyaka'nın Semt 77 Yalova Spor karşısında. Fraser'dan nefis bir asist çift el smaç Joshua Patton. Muazzam çizdi seti, harika bir asist daha Patton'ın sayısı. Şimdi bomboş Mert Gizir 3 sayılık atış, isabet yok, rebound. Patton reboundu da çekiyor. Burak. Faul düdüğü de geldi Burak Eşli'ye yapılan hareket için. JJ Fraser nefis bir asist daha. Ciddiyeti kaybetmedi şu ana kadar. Bornova Belediyesi Karşıyaka. Rakibinin geri dönmesine izin vermedi. Hücumda Fraser'la şimdi zor bir şut geliyor. Bunda da isabet var. Mert Konuk. Nefis bir üçlük. Fark 17'ye kadar çıktı. Brandon Walters içeride. İyi pas aldı, bitiriyor pozisyonu. Mert yeniden. Mert Konuk top halen kendisinde. Son 4,5 dakikaya girmiş durumdayız. Mert Konuk. Mert pasını verdi Azizyan. Çok uzak kaldı. Azizyan Özdemir atışı kaçıyor. Rebound tiplendi yine Azizyan'da. Bir hücum şansı daha Bornova için. Yalova'nın bir faul hakkı daha var. JJ Fraser. Fraser, Patton'ın perdesi. JJ Fraser çıkardı. Mert fake'ini cevap aldı. Tek eliyle gözyaşı damlası. Mert Konuk. Fark 17. Mola geliyor 4-6 kala. Semt 77 Yalova Spor'dan. Çift haneye çıktı Mert Konuk. 64-47. Hüseyin Beşok. Teknik faul geldi Hüseyin Beşoğa. Ekranlarınıza da yansıdı. Çok sert itiraz etti. Hatta molasının bir süresini de oraya kullandı. Mücadelenin hakemlerine itirazı kullandı.
4 dakika 6 saniye var. Bornova Belediyesi Karşıyaka'nın 17 sayılık üstünlüğü, 18-12 çeyrek skoru Bornova Belediyesi Karşıyaka lehine. Gerçekten iyi bir mücadele çıkarıyor ev sahibi takım. Lider önünde, evinde. Mola dönüşünde hücumda semt 77 Yalova Spor. Kadir. Kadir Bayram'ın pası Harrison. Andrew Harrison. Kadir Bayram fake'ine cevap aldı. Verdi pasını köşeye. 3 sayılık atış geliyor. İsabet de geliyor. Moladan 3 sayıyla dönmeyi başardı. Semt 77 Yalova Spor. Kritik bir üçlüklü fark 15. Ali Efe Barış'ın isabeti geldi. Paddon'dan hücum faul. Top kaybı. Fraser teknik faulden doğan tek atışı da değerlendirdi bu arada. Onu da belirtelim. Farkı biraz daha azaltma fırsatı Yalova için. Son 3,5 dakikaya girdik 3. çeyrekte. Kadir Bayram. Faul hakkı yok. Ev sahibi takımın. Harrison Burak savunmasında. Brandon Walters perdedeydi. Şimdi İzzet pasını aktardı ama pas arası Fraser. JJ Fraser topu çalmayı başarıyor. Top şimdi onda. İçeriye indi top. Ama 3 saniye. 3 saniye. Azizcan Özdemir erken pozisyon aldı orada. Geçiş oyununda erken yerleşti. Postop'a 3 saniye ihlali. Top kaybı geliyor. Kadir Bayram. Bir kez daha hücumda Yalova. Andrew Harrison. Tekrar Kadir. Kadir Bayram geriye çekildi. 2 sayılık atışta isabet yok. Fraser. Zor bir şuta yönelmişti. İsabeti bulamadı. Kadir Bayram, Paddon. Mert. Yaşar Paddon koşuyu yaptı. Şimdi Burak Eşlik. 1-3 sayılık atış daha. Burak'tan bir de Panyalı isabet. Unutulmayacak bir performans çıkarıyor Burak Eşlik bugün. 7. üçlü. 6. üçlü düzeltiyorum. 7'de 6 üçlük. İzzet Türk Yılmaz sağ forvetten. İzzet'in üçlük açtı. Şut ona kaldı. Atışta isabet yok. Son 2 dakika 15 saniye. Fark 18. Fraser. Paddon perdedeydi. Terse gitti şimdi. Perdeden faydalandı JJ Fraser. 7 saniye 6 saniye. Harrison'la birebiri. JJ Fraser blok geldi. Harrison nefis blokluyor. İyi savunma bu kez Andrew Harrison'dan. Faul kararı çıktı. Ali Efe Barış çizgiye gelecek. Harrison'ın iyi savunması. Ali Efe. İkide bir geldi çizgiden.
Mola dönüşünde yeniden sizlerle birlikteyiz. 68-51'lik üstünlüğü var. Bornova Belediyesi Karşıyaka'nın son 1.45, 3. çeyrekte. Mert, Eren Ocak Türk oyunda, Mert konuk. Azizcan geldi perdeye, 7 saniye var. Mert, Azizcan'a doğru ayakla müdahale, hücumu sürecek. Bornova Belediyesi Karşıyaka'nın. Eren Ocaktürk alır almaz. İzzet yetişmeden üçlük geldi. İsabet yok reboundta. Semt 77, Yalova sporlu oyuncularda kaldı. Farkı azaltma şansı Yalova adına son 1,5 dakikanın içerisindeyiz. İzzet, Walters. Random Walters'tan Ali Efe Barış. Ali Efe oynadı birebiri, çıkardı İzzet'e. İzzet Türk Yılmaz 6 saniye kala pası. 3 sayılık atış Ali Efe'den. İsabetle Ege Özçelik düzeltelim. Ege Özçelik'in üçlü. Kritik anda geldi üçlük. Fark 14'e iniyor. Son 1 dakikaya doğru ilerliyoruz. Son çeyreğe farkı biraz daha azaltarak girme isteği Yalova'da. 53 saniye var. Şimdi 3 sayılık atış. Cevap gelmedi. Reboundu çeken isim de o noktada Ali Efe oldu. Ali Efe adımladı. Ali Efe çemberi de girdi. Sayıyı aldı. Mola geliyor hemen. Hemen mola geldi Şemsettin baştan. Semt 77 Yalova Spor bir anda farkı 12'ye çekti. Hemen molayı aldı Bornova Belediyesi Karşıyaka'da. Koç Şemsettin Baş. Ki az önce 1.51'de molayı almıştı. Sonrasında sayı bulamadı. Kendi molasının dönüşünde Bornova Belediyesi Karşıyaka. Yalova'dan hemen bir reaksiyon gelince tedirgin oldu Bornova Belediyesi Karşıyaka cephesi ve mola geldi. Bakalım bu tedirginlik kime yarayacak? Fraser. 5 saniye var. JJ Fraser. Çembere atak etti, verdi pasını. 3 sayılık atış geliyor. İsabet gelmedi yine. Bomboş pozisyon, 3'e 1. JJ Fraser yetişmeye çalıştı. Sayı geliyor yine Ali Efe Barış. Fark 10'a kadar iniyor. Çift taneye çıktı Ali Efe. Bahsettiğimiz gibi serilerle farkı çok çabuk kapatıp öne geçmeyi başarabilen bir takım. Semt 77 Yalova Spor son saniyede üçlükte gelmedi. 21-21'di çeyrek skoru molaya kadar. Molanın dönüşünde gelen isabetle birlikte ilk kez bir çeyreği önde kapattı Semt 77 Yalova Spor 23-21 ile. Ali Efe'nin 2 sayılık isabeti Yalova'yı son çeyreğe umutlu girme şansı oluyor Yalova için. Ali Efe Barış 11. sayısını kaydetti.
Son çeyreğe başlayan taraf Semt 77 Yalova Spor oluyor. On sayılık avantaj Bornova Belediyesi Karşıyaka lehine. Kadir pasını aktarmak istedi. Eren Ocaktürk'te kalıyor top. Boş hücum Semt 77 Yalova Spor'dan. Bornova Belediyesi 3. çeyreğin son bölümünde biraz tedirgin bir oyun anlayışına döndü. Bu Yalova'nın geriden gelmesiyle bakalım son çeyrekte nasıl bir reaksiyon verecek Bornova Belediyesi. Şimdi pas geldi Alp Oktay. Dışarıya çıktı top Fraser. CC Fraser'ın atışı kaçtı. Rebound mücadelesi Kadir'de kalıyor top. İki takım da boş döndü ilk hücumlarından. Ege'nin pası. Kadir Bayram. Kadir pasını içeriye aktardı. İzzet Türk Yılmaz sağ forvette. İzzet'in atışı yine kaçıyor. Ege'de kalan top ardından atış sırasında faulüdü. Sonrasında da bir teknik çalındı. Burada hemen aktarayım. Bir yandan istatistiği de bekliyordum. Mert Konuğa teknik faul çalındı. Farkı tek haneye indirdi. Semt 77 Yalova Spor. İlk atışta isabetli çizgiden. Fark azalıyor. İkinci atış kaçtı Fraser. Fraser'a hemen faul düdüğü çıktı. Ege Özçelik faulü yapan isim. Evet, bir kısa bir diyalog yaşandı orada mücadelenin hakemleri arasında ama karar değişmiyor. Bir sportmenlik dışı faul beklentisi vardı ev sahibi takımda. Fraser. 1 dakika 15 saniye geride kaldı. Eren Ocaktürk. Eren'in pası Alp Oktay. Tekrar Eren'e doğru basit bir top kaybı geldi. Basit bir top kaybı geliyor Alp Oktay'dan. Hemen kenara geldi Alp. Burak Eşlik oyunda. Semt 77 Yalova Spor bu bölümde farkı iyice kapattı. Rakibine sayı izni vermedi. 68-60'lık skor. Fark tek haneye indi uzun bir aradan sonra. Kadir Bayram. 10 saniye var. Kadir pas atacak arkadaşını aradı. Şimdi Ali Efe. Zor bir şuta yöneldi Ali Efe. İsabetli değil mi? Reboundu da Paddon çekti. Fraser. CC Fraser foul. Bir kez daha hızlı hücumu kesti. Semt 77 Yalova Spor'da Ege. Kolay sayı bulmasını istemiyor rakibinin Bornova Belediyesi Karşıyaka. Eren hücum faul kararı. Paddon'ın perdesi için hücum faul düdüğü çıktı. Top kaybı. Kritik bir noktada top kaybı.
Bakalım Yalova bu geri dönüşü tamamlayabilecek mi? Lider 22 haftada 2 kez mağlup oldu. Son 2 haftada en az skor buldu. Mücadeleleri oynadı. Buna rağmen galip gelmeyi bildi. Bakalım bu maçta nasıl bir son izleyeceğiz? 18 sayıdan geri gelebilecek mi? Semt 77 Yalova Spor. Üçlük kaçtı. Köşeye pas. 3 sayılık atış geliyor. İsabette geliyor. Mert Konuk. Fark yeniden çift hanede. Bornova Belediyesi Karşıyaka 2 dakika sonunda ilk sayılarını buldu son çeyrekte ama o sayı farkı çift haneye çıkaran üçlük oldu. 71-60. Molanın ardından tekrar birlikteyiz. Yalova Spor. Fark çift haneye çıkınca hemen molayı aldı. Bornova Belediyesi Karşıyaka. Bir süredir tedirgindi ama Mert'ten çok kritik bir üçlük geldi. Fark 11 yeniden. Hacıyeva. Harrison. Tekrar Orhan Aydın Hacıyeva. Şuta yönelmedi. Hacıyeva çıkardı dışarıya. 3 sayılık atış Ege'den. İsabetli değil. Orada rebound'ı Brandon Walters çekiyor. Kadir. Kadir Hacıyeva'yı boş gördü. Hacıyeva'dan Brandon Walters'a. Boyalı alanda Brandon Walters tamamladı. JJ Fraser 3 dakika geride kalmak üzere. Şimdi Mert. Boş kaldı Burak. Şimdi ona pas ama biraz şut değil de koşu pası oldu orada. Fraser 4 saniye var. Çok uzak kaldı potaya. Şimdi Padden 2 sayılık atış, isabet yok. 71-60. Brandon Walters'ın sayısı yoktu. Şimdi fake ardından pas. Walters 3 sayılık atış. İsabetli. Brandon Walters o ekstrayı sonunda yapıyor. Farkı yine eritiyor. Semt 77 Yalova Spor. Brandon Walters'ın 5 sayısı geldi. Burak Eşlik top kaybı. Çok kritik anda top kaybı geldi. Brandon Walters bir üçlük daha mı? Brandon Walters kısa kalıyor bu kez. Bu kez kısa kaldı atış. Şimdi içeriye nefis bir alley-oop pası. Harika bir alley-oop pası. Yine Fraser. Yine Padden ikilisi. Nefis bir anda geldi o. Aleyup. Kadir Bayram. Kadir penetre etti içeriye Padden. Low yaptı ama faul yüdüğü geliyor. Brandon Walters sayıyı bulamadı. Pot altındaki pozisyonda değerli basketbol severler. Bunu hatırlatmış olalım. Tepeden buldu isabet. 73-63'lik skor. Fark yine çifthanede. Kadir Bayram 2 serbest atış kullanacak. 5.45 var mücadelenin sonuna.
Kadir. İlk atışı isabetli. At tekrar sekhane ince. İkinci atış kaçıyor Kadir Bayram. JJ Fraser. Son 5,5 dakikaya doğru ilerliyoruz. Fraser'ın pası geldi. Eren Ocaktürk, Patton. Tekrar Fraser. JJ Fraser. Pası içeriye indi. Joshua Patton. 16. sayısını kaydetti Joshua Patton. İçeriye hemen Brandon Walters Sayre'nin hamlesi için düdük geliyor. Eren Ocaktürk'ün faulü. Son 5-17 fark, 8 şu anda. İkinci atışında da isabeti buldu Brandon Walters. Kritik anlarda devreye girmiş durumda o da. JJ Fraser. Patton'ın perdesi var. Burak iyi girdi. JJ Fraser ancak şu Patton'a orada ama... Orada sayı gelmedi. Kritik bir hücum Harrison. Harrison reverse'ledi. Harrison'ın pası. Aciyeva atışı kaçtı. Rebound. Seken top. Son olarak Fraser'dan. Dışarıda orada aman Fraser. Zorladı pozisyonu topu oyunda tutabilmek adına. Sandalyenin üzerinden atlarken de düşme tehlikesi yaşadı ama bir problem yok. Fark 8, 75-67, son 4-51. Aciyeva. Şimdi içeriye penetre etti, sol turnikeyi bırakıyor Ali Efe. Farkı 6'ya kadar indirmeyi başardı, semt 77 Yalova Spor, fark 2 hücumda. JJ Fraser. Mert. Mert Konuk. Patton. Tekrar Fraser. Fraser bir kez daha hücum faul mu orada? Evet. Patton'dan bir kez daha hücum faul. Çok kritik noktalarda gelen düdükler. 11-7'lik çeyrek skoru şu ana kadar. Semt 77 Yalova Spor'dan. Azizcan Özdemir. Patton'ın yerine oyuna dahil oldu. Joshua Patton 4. faulünü yaptı. 16 sayı, 7 rebound, 1 asist şu ana kadar. Çok kritik bir hücum. Son 4 dakika. Semt 77 Yalova Spor. Önemli bir hücumda Harrison çok rahat girdi. İsabetli değil orada. Brandon Walters var. 2 sayı geçerli kararı var. Çembere müdahale 2 sayı geçerli. Fark 4. Şemzettin Baş'ın 1 mola hakkı kaldı. Bahsettiğimiz gibi son 1 dakika 51 saniyede ilk molasını almıştı 3. çeyrekte. Sonrasında üst üste sayılar gelince hemen 2. molasını da kullandı. Şemzettin Baş şu anda o yüzden molaya gitmiyor. Maçın son bölümüne saklıyor molasını. Mert. Mert'in pası çok güzel. Azizcan Özdemir bitiremedi. İnanılmaz. İnanılmaz. Boş turnike kaçıyor. Farkı artık tek hücuma indirme fırsatı. Harrison gelir mi o üçlük, gelmiyor. Rebound mücadelesinde paylaşılamayan top kararı çıktı. Top da Bornova Belediyesi'ne verildi. Tabii neden bu kadar hızlı çalındığını merak ediyor. Semt 77 Yalova Sporlu oyuncular. Hücumda şimdi Bornova Belediyesi Karşıyaka. Fraser. JJ Fraser iyi indirdi Eren'e. Eren Ocaktürk bitiremedi Patton.
Joshua Padden yaptı reboundu ama topu kaçırıyor elinden. Müsait pozisyonu tamamlayamadı. Yine Bornova Belediyesi karşı yaka. Hagieva. Verdi pasını Ali Efe. Çok rahat girdi içeriye. Basket faul. Ali Efe Barış. Yalova geri dönüyor. Fark 2'ye kadar indi. Artı 1 ile 1'e indirme fırsatı. 75-73. Bornova Belediyesi Karşıyaka farkı koruyamadı. Tam 18'e kadar çıkmıştı fark. Atış kaçtı. 75-73. Çok kritik bir hücum. ...75-66'dan bu yana sadece semt 77 Yalova Spor skor buldu. Top orada son olarak kimden dışarıda? Evet. Yalovalı oyunculardan dışarıda hücumu sürecek Bornova Belediyesi Karşıyaka'nın. Son 3 dakikanın da içerisindeyiz. Eren kenarda, Azizcan oyunda. Joshua Padden bu bölümde yine oyunda 4 faulle. İkinci yarıda, özellikle son çeyrekte daha doğru ifadeyle, Burak Eşli'yi istediği gibi değerlendiremedi maçın tamamında olduğu gibi. Bornova Belediyesi Karşıyaka, Fraser. Fraser zor bir atış. JJ Fraser 15. sayısı. Çok kritik anda 77-73'e getirdi skoru. 7-0'lık serisi noktalandı Yalova'nın. Harrison. Son 2,5 dakika. Andrew Harrison. Birebirdi Burak'la. Step back üzeri 3 sayılık atışı isabetli değil. JJ Fraser. Süre Bornova'nın lehine. Fraser'ın da basketiyle özellikle fark çift hücumda şu an. Son 2-15. JJ Fraser. Fraser'ın pası geldi. İçeriye nefis indi top. Azizcan. Padden. Joshua Padden. Fraser. 2 saniye. Çok uzaklardan. JJ Fraser kaçırdı. Çok zor bir şut gelmişti. Kaçıyor top Andrew Harrison'da. Andrew Harrison, Brandon Walters içeriye devrildi. Şimdi Ali Efe. Walters ısrarlı top istiyor. Ömer. Tekrar Ali Efe. Karşısında Mert var. Ali Efe'nin pası. Orhan Aydın Hagieva. 3 sayılık isabet. Kaptan Hagieva'dan. 1.36 var. Farkı 1'e indiriyor semt 77 Yalova Spor. Muazzam bir isabet. Zor pozisyonu tamamladı. Orhan Aydın Hagieva faul. Yalova'nın faulü geldi. 30 dakika 23 saniyedir üstün. Bornova Belediyesi Karşıyaka. Farkı 1'e indirdi semt 77 Yalova Spor. Son 1.23'teyiz. Çok kritik bir hücum. Burak. Burak'ın pası içeri indi. Top Eren. Faul. Yalova'nın faul hakkı şimdi de oldu. Son 1 dakika 1 saniye. Çok kritik bir hücum. Buradan bir isabet bulması demek. Avantajı elinde bulundurması demek. Bornova'nın sayıyla çıkamazsa buradan Yalova için tekrar öne geçme fırsatı olacak bir sonraki hücum. Fraser. JJ Fraser iyi girdi çembere. JJ Fraser o sayıyı bulan isim oluyor. 79-76. Son 45 saniye. Muazzam bir mücadele izliyoruz. Kadir Bayram. Kadir pasını verdi. Zor bir şut. İsabetli değil. Turnike kaçtı. Padden reboundu yaptı. Sonrasında da faul yedi. Padden çizgiye gelecek.
O atış kaçtı. Joshua Padden çizgiye geliyor. Dörtte dört şu ana kadar. Joshua Padden. Bugün çok iyi attı çizgiden. İlk atış kaçıyor. %50'nin altındaydı normalde ortalaması. Bugün 4'te 4 yapmıştı. Kritik yerde kaçırdı. Şimdi ikinci atışını da kullanacak. Bu kez isabetli. 80-76 fark çift hücuma çıktı. Mola geliyor. 37.4. Mücadelenin sonuna. Çeyrek skoru şu anda 18-12, semt 77 Yalova Spor lehine, ama farkı koruyamasa da önde olmaya devam etti. Bornova Belediyesi Karşıyaka Yalova önünde ve son 37.4'te çift hücumla önde ev sahibi takım. Mola sona eriyor. 22 sayıda Burak Eşlik. 7'de 6 üçlük. 4 rebound 3 asist. 25 verimlilik. Fraser 16 asist. 10 rebound 17 sayı. Triple double. JJ Fraser'dan. Çok kritik bir hücum. Rakipleri sağdan topu oyuna soktu Yalova. Brandon Walters pası. Ali Efe. Ali Efe çembere gitmedi. Verdi pasını. Andrew Harrison. Çok kritik üçlük kaçtı. Brandon Walters bir hücum şansı daha olacak. Harrison yeniden yine üçlüğe yöneldi. Harrison bunda da isabet yok. Acıefa bir kez daha hücum fırsatı. Yine Harrison. Bu kez kullanmadı. Kadir Bayram yine Harrison'a çıktı. Üçüncü top Harrison'dan. Yine isabetli değil. Padden mı dokundu orada son olarak? Evet. Son 11 saniyede Yalova'ya kaldı. 34 saniyenin 24'ünü 3 şutla değerlendirdi Yalova. Üçü de aynı isimden Harrison'dan geldi. İsabet yok. Son 10.5. Hızlı bir sayıya ihtiyacı var. Yalova'nın. Yine Harrison'a geldi top. Andrew Harrison. Çok zor bir şut, girmedi. Şimdi Fraser'a pas. Joshua Padden'dan onun pası. Eren Ocaktürk. 82-76. İki bench birbirlerine başarı dileklerini iletiyorlar. Mükemmel bir maç izledik. Yalova yine geri dönüş sinyallerini verdi ama 82-76 ile mağlup oluyor. Bornova Belediyesi Karşıyaka 8 maçtır kaybetmeyen semt 77 Yalova Spor'u evinde 82-76 ile mağlup etmeyi başarıyor. Gerçekten çok güzel bir mücadele izledik. İki takımı da tebrik ediyoruz. Bornova Belediyesi Karşıyaka belki de en kritik galibiyetlerinden birini aldı desek yeridir gerçekten. Muazzam bir galibiyet oldu onlar adına geçtiğimiz haftaki mağlubiyetlerinin ardından. Semt 77 Yalova Spor önümüzdeki hafta 11 Şubat 17.30'da Gaziantep Basketbol'a konuk olacak. Yine deplasmanda olacak. Semt 77 Yalova Spor takımı.